Türkiye'de ilginç olaylar oluyor. Bir taraftan faizi indirmeyeceğiz en azından yıl sonuna kadar mesajı veriyor. Anlıyoruz Merkez Bankası. Ama diğer taraftan bazı bankalar, mesela Ziraat Bankası, konut kredilerindeki faizi indirmeye başladı. Aa, ne oluyoruz? Ya konutta bir teşvik var burada millete. Ayrıca BDDK kredilerde gevşeme kararı aldı. Yani ilave kısıtlamaları kaldırdı. Ve herkesin artık aklına şu geldi. Ya ne oluyoruz abi, Türkiye'de faizler iniyor mu diye. Evet, ne diyorsun? Evet, yani Ziraat Bankası çok enteresan bir kampanya başlattı. Aslında bence bu çok önemli bir kampanya. Çünkü şu anda ülkenin mevcut enflasyon oranına baktığımızda son derece avantajlı bir konut kredi kampanyası. Eğer 5 yıl vadeli konut kredisi alırsanız 2,89 faiz oranı üzerinden kredi çekebiliyorsunuz. Ama 10 yıl vadeli alırsanız bu 2,79'a düşüyor. Bunu da yıl hesabı yaptığımızda ortalama %30'a tekabül eden bir yıllık faiz oranı var. Şimdi bu ülkede enflasyon %51. O da TÜİK enflasyonu. Politika faiz oranı %50. Ama Ziraat Bankası'nın böyle bir kampanyası var. Bence son derece avantajlı bir kampanya. Tabii burada bazı soru işaretleri var. En başta bir kere Ziraat Bankası bunu kaç kişiye verecek? İlk defa evi alanlara mı verecek? Yoksa ikinci, üçüncü evini alanlara da verecek mi? Zaten bu konuda devletin bir yapılandırması var. İlk defa evini alacak olan da ikinci, üçüncü evini alana aynı oranda kredi vermiyor. Yani ilk defa evini alacak olan %90'a kadar, yani diyelim ki 5 milyon liralık bir konut alacak ya da 1 milyonluk bir konut alacak diyelim ki, 900 bin liraya kadar kredi çekebiliyorken üçüncü, dördüncü evini alan ancak bunun %30'unu çekebilecek. Yani 10 milyon liralık bir ev alacak diyelim ki, bunun ancak 3 milyon liralık kısmını kredi olarak kullanabilecek. Bu arada ikinci, üçüncü evden kastımız sadece kişinin kendi adına olan evler değil. Kendisi ve eşi de dahil olmak üzere. Yani kendisinin bir tane evi var diyelim ki, eşinin de bir tane evi varsa iki tane evi var demektir. O zaman onun alacağı faiz, daha doğrusu onun çekeceği kredi oranı daha düşük olacaktır. Ana para üzerindeki oranından bahsediyorum. Ama her şeye rağmen şu anda bu kredi faiz oranları bence son derece avantajlı, kullanılabilir. Yani son derece, özellikle ilk evini alacaklar için bence Ziraat Bankası'na gidip sormalarında hiçbir mahsur yok. Hatta tam tersine oldukça avantajlı bir kampanya. Sadece Ziraat Bankası'nın tabii şartlarını bilemiyoruz. Şimdi Ziraat Bankası bu kampanyayı yapana kadar aslına bakarsanız bankalar da pek fazla öyle konut kredisi verme taraftarı değildi. Yani konut kredisi çıkma oranları da düştü. Yani insanlar konut kredisiyle ev alamıyor ama bunun tek sebebi insanların konut kredisine başvurmaması değil. Aynı zamanda bankaların konut kredi taleplerini geri çevirmesinden de kaynaklanıyor. Ama aynı banka konut kredi talebini geri çevirirken diğer taraftan başka bir, mesela ticari bir kredi talebini ya da bir ek hesap talebini, kredili mevduat hesabı talebini ya da başka bir spot krediyi geri çevirmiyor. Neden peki? Şundan dolayı. Şimdi sen bankadan 3 yıl vadeli bir tüketici kredisi aldığında banka sana bayıla bayıla krediyi veriyor. Neden? Çünkü bankaların da beklentisi zaten önümüzdeki dönemde faiz oranlarının düşeceği yönünde. Dolayısıyla sana bugün yüksek faiz oranı üzerinden krediyi verdiğinde, yarın öbür gün faiz oranları düştüğünde banka senden çok daha fazla kar elde edebilecek. Ama konut kredisi olarak verirse eğer bu krediyi, sen bu krediyi yarın öbür gün faiz oranları düştüğünde yapılandırabilirsin. Dolayısıyla banka o kadar fazla kar elde edemeyebilir senin için. O zaman bankada ne yapıyor? Sana konut kredisi vermiyor ama tüketici kredisi ya da başka spot kredi türlerini sana kullandırtıyor. Şimdi Ziraat Bankası da burada kaç kişi üzerinden kredi kullandırtacak ve bunun şartları nedir? Bu çok çok önemli. Şu ana kadar bana yansıyan ekstra bir şart yok. Yani ilk evini alacaklara özel bir kampanya değil bu. Ama %51 enflasyon, %50 faiz oranının olduğu bir ülkede %2,79 faiz oranıyla kredi çekmek bence şu an oldukça avantajlı.
Özellikle ilk defa evini alacaklar için geçerli bu. Peki piyasada şu anda hali hazırda konut kredi kampanyaları ne durumda? Ortalama %3,5 ile %4 arasında değişiyor. Fakat yani Ziraat Bankası'nı eğer saymazsak en düşük %3,04, %3,05 gibi faiz oranlarıyla kredi veren bankalar var. Peki bu ikisi arasındaki fark nedir? Basit bir hesap yapacak olursak eğer, yani Ziraat Bankası haricinde en düşük kredi veren bankadan 1 milyon liralık konut kredisi çektiğinizde bunun geri ödemesi 31 bin lira civarında olurken, Ziraat Bankası'ndan aynı krediyi çektiğinizde bunun geri ödemesi 28 bin liraya düşüyor. Yani yaklaşık %10'luk bir avantaj var. Ama dediğim gibi yani şu an her türlü bu kredi bence alınır. Özellikle Peki ilk yıl. Cem, yani bu krediyi verirken peşinat oranı önemli. Yani bunun yarısını peşin, yarısını kredi. Mesela arabalarda var ya, 200 bin Evet. lira kredi veriyor. Hiçbir halta yaramaz. 2 milyon araba Tabii alsan canım. ya da 1,5, 1,5 milyon bile olsa 200 bin lira, ben onu da cepten veririm. Krediye gerek yok. Yani burada insanlar krediye erişemiyorken az peşinat, yani oranların mantıklı mı peki burada? İşte bankalar uyanıklık yapıyor. Ellerinden geldiği kadar normalde de zaten konut kredisini az veriyorlar ama şimdi Ziraat Bankası Devlet Bankası olduğu için madem ki böyle bir indirim yaptı, muhtemelen piyasayı rahatlatmak adına daha fazla hani başvuruları olumlu karşılayacaktır. Burada şöyle bir durum var. Şimdi eğer 1 milyon liraya kadar kredi çekiyorsanız %90'ını çekebiliyorsunuz. Yani diyelim ki 1 milyon liralık bir ev alıyorsun. Şimdi büyük şehirlerde yaşayanlar için 1 milyon liralık bir ev hayal, hikaye. Yani 1 milyon liraya ev yok. Ama Anadolu'da hala 1 milyon liralık evler var. Mesela 1,5 milyon liraya bir ev aldın diyelim ki. Bunun %90'ını tabii yapılandırmaya kalksan 1 milyon 350 bin lira yapar. Evet, 1 milyon 350 bin lira. Hadi biraz daha düşelim. 1,200'e aldın diyelim. 1 milyon lirasını %90'a kadar yapılandırabiliyorsun. Oransal olarak şu anda düşüyor. %30'a kadar düşüyor bu. Yani diyelim ki 10 milyonluk bir ev alacaksın ve başka evlerin de var. O zaman sana verdiği kredi %30'a düşüyor. Böyle bu şekilde bir kendi içinde tutarlı olmaya çalışmış sistem. Yani ilk defa evini alacak parası olmayan ucuz fiyatta ev alacaklara verilen kredi oranı daha yüksek. Faiz oranı değil ama kredinin verilme oranı. Üçüncü, dördüncü evini alacaklara çok daha düşük bu şekilde ayarlanmış. Bir de bu noktada farklı bankalarla konuşmak lazım. Yani tek bankayla da yola çıkmak çok mantıklı değil. Tabii Ziraat Bankası'nın bu kampanyasını hariç tutuyorum. Çünkü şu an Ziraat Bankası'nın bu kampanyasına yaklaşabilen yok. Yani 5 yılda 2,89, 10 yılda 2,79 aslında bence önemli bir haber. Mesela 50 bin aile ev sahibi yapılsa bununla, yani Eylül ayında muhtemelen bir önceki yılın Eylül ayından çok daha fazla satış yapılmış olacaktır. Ve krediyle satılan evlerin de oranı artmış olacak böylece. Ya peki bir şey soracağım burada. Ya bir gariplik yok mu sen sevgili seyirciler? Siz de yazın lütfen chatte. Bir taraftan enflasyonla mücadele ediyoruz diyorlar. İşte politika faiz oranlarını sabit bırakıyorlar, ya yani indirmiyorlar. Ya bir yere kadar da Fatih Karahan ve Merkez Bankası yönetimi bu kararda haklı. Yani evet, ya yani şu an indiremez baktığında. Ama diğer taraftan da bankalara, ya bana göre birileri diyor ki indir. Yani sanki şu an ekonomi yönetimi içerisinde bir kavga vardı yani, böyle faizi indir, faizi indirme falan filan diyenlerle, mesela ne bileyim isimlerde iddialar da vardı. Yiğit Bulut ve ekibi vardı. Nebati ve ekibi vardı. İşte çünkü AKP'ye oy kaybettiriyor diye artık yeter bu kadar yüksek faiz, şu faizi indir. Ama Fatih Karahan'ın ekibi de diyor ki hayır, ben aylık bazda, bakın altını çiziyorum, aylık bazda, o da art arda 3-4 defa aylık bazda, yıllık değil, enflasyonun indiğini görünce tamamdır kardeş faizi indiririm diyor Fatih Karahan da. Sanki bu hafta alınan faiz kararı iki tarafı da böyle memnun edecek şekilde mi oldu gibi ya. Çünkü bir yandan piyasaya da bir mesaj verildi. Hadi artık yavaş yavaş bir konut monut bir şey alın. Diğer taraftan da ama Merkez Bankası'nın politika faizi de sabit bırakılıyor. İlginç yani, garip. Çünkü Aslında abi orada çünkü Merkez Ziraat Bankası'ndan bile olsa düşük kredili, düşük faizli krediyle konut alınması demek yine enflasyon demek. Değil mi? tabii orada aslında faiz inmiş olmuyor. Şimdi sen konut kredi kampanyası yapıyorsun 2,79'dan.
bu yıllıkta %30'a tekabül ediyor. Yarın öbür gün başka bir takım kampanyalar daha yaptığında benzer şekilde aslında vatandaş açısından faiz %30 oluyor, %50 olmuş olmuyor. Yani bir tarafta devletin politika faiz oranı %50, diğer tarafta kredi kampanyaları %30. Orada bir tezatlık var, evet. O tezatlığın sebebi de belli. Yani bir taraftan enflasyonu indirmek istiyorlar ama diğer taraftan da piyasanın tamamen durmasını istemedikleri için bazı alanlarda, özellikle inşaat alanında kredi kampanyaları yapıyorlar. Bu tabii programı sekteye uğratıyor. Yani enflasyonu öyle indiremez. O şekilde enflasyon çok sıkı inmez ama şimdi diğer taraftan baktığımızda da şöyle bir durum da var. Yani hastayı iyileştireyim derken ya mesela kafasına sinek konmuş, sen taş vurarak sineği öldürmeye çalışıyorsun. Hani şu anda yapılan da biraz buna benziyor. Şimdi hastayı da öldürmemek lazım. Mesele burada toplumun bütün kesimlerinin refaha ulaşabileceği bir program oluşturmak mı? Yoksa sadece enflasyonu indirmek mi? Sen tek düze enflasyonu indireceğim diye bütün kaynakları kısarsan, faizi yükseltirsen, vatandaşın sırtına da bir yandan binersen, işte köprü harcamalarıdır, işte yol geçiş ücretleri, efendim genel sağlık sigortası borçları vesaire. Evet, enflasyonu belki indirirsin. Çünkü vatandaşın cebinde para kalmayacak devlete kamu kaynaklarına ödeme yapmaktan. Ama öbür taraftan bu ülke ne için var? Bu ülkenin insanları için var. İnsanların durumu düzelmedikten sonra bunun bir anlamı yok. Sevgili seyirciler, chat'te bakıyorum. Aynen ABD Merkez Bankası ile ilgili bilgiler verdik ya. Şimdi de soranlar var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası peki ne zaman faizi indirir diye. Bir daha tekrarlayalım. Yani burada büyücü falan yok. Ama verilerle konuşursak zaten mesajı verdi Fatih Karahan. Altın, yani ne zaman mı faiz indirir bizim Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası? Aylık bazda enflasyon oranlarını takip edeceğiz. Aylık bazda enflasyon oranları düşmeye başladığı anki ilk ay olmayacak bu. 2 ay, 3 ay ard arda düştüğünü gördüğümüz anda evet yavaş yavaş faiz indirimi geliyor diyeceğiz. İşte o zaman büyük ihtimalle bu kampanyaların da arttığını ya da bankaların sizleri arayıp da yeni krediler geliyor diye telefon açacağı günleri göreceğiz. Ve fiyatların da hani maalesef diyeceğim ama doğan da kanunu bu. Bu işin kanunu bu. Konut fiyatları başlamak üzere zıplayacağını da göreceğiz. Göreceğiz yani. Ama o zaman. Sen asıl bence şunu sorman lazım. Ziraat Bankası'nın bu konut kredi kampanyası konut fiyatlarını arttırır mı? Fiyatları arttıracak mı? Güzel soru. Güzel soru. Ne diyorsun bakalım. Buna? Soruyu ben sordum. Sen cevapla bakalım. Tamam. Ne diyorsun? Sor abi. Yani güzel. ne kadar kişiye erişeceğine bağlı bu kredinin. Yani ne kadar ne büyük bir talep oluşturacak. Gaza gelen satıcılar nasılsa konut kredi kampanyası yapıldı deyip zam yaparlar mı? Bir kısmı yapar. Ama bir kısmı yapar. Ama yine de her şeye rağmen ben konut fiyatlarını artacağını düşünüyorum. Altımdaki sandalyeden geliyor ses, katır kutur sesler, kusura bakmayın. Konut fiyatları artacak çünkü şu anda belki de tarihin en düşük amortisman süreleriyle insanlar konut alıyor. Yani evi alıyorsun 4 milyona, veriyorsun kiraya 30 bin liraya. Ya 10 yılda amorti ediyor kendisini. Türkiye tarihinde yok. Şu anda yatırım değeri olarak konut bence son derece mantıklı almak için. Tabii parası olan için, olmayan için işler hala zor. Her şekilde zor.